Merhaba arkadaşlar. Bugün Interactive Brokers'a özel bir özelliği anlatacağım. Interactive Brokers nedir? Onu anlatayım ilk başta. Interactive Brokers tanınan bir broker'dır arkadaşlar. Yani aracı kurumdur. Bu broker üstünden alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Burada tabi biraz kanunlar değişiyor. Avrupa'da İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için bu broker da İngiltere tabanlıydı. Şu anda oradan çıkması gerekiyor. Avrupa'da bir yerde bir şirket kurması gerekiyor. Bundan dolayı bazı şeyler kanuni olarak değişiyor. Daha açık olmayan yerler var. Fakat arkadaşlar şu anda Interactive Brokers'ta işlem yapan arkadaşlar için bir özellik göstereceğim. Burada örneğin direkt bu Interactive Brokers'ın programı farklı mozaik, farklı görüntüler var. Bu mozaik görüntüsü örneğin farklı görüntü düzenlerini buraya koyabiliyorsunuz. Ben klasik görüntüden hesaptaki pozisyonları, başka para türündeki pozisyonları nasıl değiştirirsiniz onu söyleyeceğim. Örneğin burada tabi Interactive Brokers'ta uluslararası işlemler yapabiliyorsunuz. Yani Çin borsasından, Japonya borsasından, Fransa, Almanya, İngiltere ya da Amerikan borsasından alım satımlar yapabiliyorsunuz. Bu alım satımları yaparken para miktarlarını o ülkenin para birimine çevirmeniz gerekiyor. Yoksa para biriminiz negatif oluyor arkadaşlar. Örneğin Japon yeni 51 bin yen. Burası tabii demo hesabı arkadaşlar. Göstermek için yapıyorum size. Japon yeni negatifte 51 bin yen. Yani biz Interactive Brokers'tan ödünç para almış oluyoruz arkadaşlar. Ödünç para alınca tabii ona faiz vermek gerekiyor. Burada normalde cezai faizi denen faiz ödememiz oluyor. Bunu önlemek için pozisyonları bu nakit para pozisyonlarını kapatmamız gerekiyor. Örneğin Japon yeni pozisyonunu kapatacağım. Bu bana bir emir hazırlıyor. Market emri. Buradaki hedefi FX Conf yapacağız arkadaşlar. Yani para değiştirme pozisyonu bu. Forex değil, para değiştirme pozisyonu. Para birimleri benim hesabımda değişecek. İlk başta biraz önceki görüntüden bir ekran görüntüsü alayım buradan. Önce neydi, sonra ne oldu onu karşılaştırabilmek için yan yana. Ekran görüntümüzü aldık. Ekran görüntümüz böyle. Şimdi pozisyonu arkadaşlar kapatacağım. Order filled. İşlem tamamlandı diyor. Bu eski hali. Şimdi yeni halini açarsak. Bakın Japon yeni pozisyonu kapanmış arkadaşlar. Burada tabi eksi 68 yen kalmış. Bunu biraz önceki yazıyı okumadım. Niye öyle? Belki onunla ilgili bir şeydir. Önceki pozisyon, şimdiki pozisyon. Bu pozisyon çevrilmiş oldu ya da bir başka şekilde bakalım. Örneğin Türk lirası almak istiyoruz. Bu durumda Euro satıp Türk lirası alacağız. Euro Türk lirası giriyoruz buraya. Tekrar ekran görüntüsü alalım şimdiki halinden. Gösterebilmek için arkadaşlar size önceki ve sonraki halini şöyle bir ekran görüntüsü alıyorum. Daha sonra bunu satacağım arkadaşlar. Yani euro satacağım, Türk lirası alacağım. Euro Türk lirası kuru.
Limit değil, market order yapacağım. Burada değişik order türlerini görüyorsunuz. Order türlerini merak eden arkadaşlar için. Yani hemen çalışan bir tür. Forex hedef olarak Forex FX Conf seçiyorum. Yani Forex çevirme pozisyonu. €18.000 varmış. Bu miktar paramız yok. Onun için bunu 10.000'e indiriyorum. Bu demo hesabı zaten arkadaşlar. Ekran görüntüsünü tekrar alayım. O değiş. Pardon, almıştık onu. 10.000 Euro'yu Türk lirasına çevireceğiz. Orfeo. %20.000 altında diyor. Tekrar ekleyeceğiz diyor. Şimdi account pozisyona baktığımızda bakın arkadaşlar, önceki değer 18.000'di. Önceki değer 18.000'di burada. Şimdi 10.000 euroyu verdik. Türk lirasına çevrildi. Yani 10.000 euro Türk lirasına çevrilmiş oldu. Şu şekilde. Eğer Türk lirası pozisyonunu kapatmak istiyorsak, burada negatif değil tabi. Türk lirası pozisyonunu da kapatabiliriz. Ya da euro pozisyonunu close. Dolar pozisyonunu kapatalım. Pozisyonu kapatmak için tekrar bir emir göndereceğiz. Burada da FX diyeceğiz. Market emri. Euro USD alıyoruz. Yani arkadaşlar, Euro ve Dolar pozisyonunu kapatmak için Euro USD'yi alıyoruz. Orfeld. Bu başka bir uyarıydı. Deneme hesabı zaten arkadaşlar. Bütün hesabı kapatmış olduk. Bütün dolar hesabını. Gördüğünüz gibi biraz kaldı ama bütün hesap euroya çevrilmiş oldu. Şimdi bütün euro hesabını Türk lirasına çevirelim. Ya da belli bir miktar alalım. Yukarıda var zaten örneğin. Euro'yu Türk lirasına çevirmek için elimizdeki Euro'yu veriyoruz, Türk lirası alıyoruz. Bunun için satış emri vereceğiz. Burada FX Conf diyoruz. Ha, limit order'dı, pardon. Market order yapmamız lazım arkadaşlar. Limit order belli bir seviyeye gelince çalışıyor. Orfeld. Market order hemen çalıştı. Bakarsak tekrar bütün pozisyonlarımız Türk lirasına geçti. Türk lirası bizim ana kur tabanımız euro olduğu için Türk lirasını da kapatırsak gene tekrar tekrar Euro'ya çevirebiliriz arkadaşlar.
Bunları silelim. Bunun dışında başka para birimi örneğin. Order filled. Şimdi arkadaşlar Türk lirasını satıp dolar aldık. Bunun için alım emri veriyoruz. Şimdi doları satıp Türk lirası almak için de 5000 dolar satalım sell. Euro TR'yi satacağız. Kayboldu ekran. Tekrar girelim. Market order diyeceğiz. Burada önemli değil arkadaşlar, pardon. Burada alımla satım arasında çok küçük fark olduğu için normal forex yapmıyoruz arkadaşlar. Çok önemli değil. Normal para çevirme işlemi bu. Burada tabii FX'i seçmemiz lazım. Order filled. Hemen işlem oldu. Tekrar baktığımızda evet, bu parayı Türk lirasını dolara çevirmiş olduk. Komisyon da burada çok çok az oluyor arkadaşlar. Evet, bunun dışında birkaç bir şey şöyle arkadaşlar anlatabiliriz. Burada farklı işlemler yapabiliyoruz. Bu tabii Interactive Brokers ile ilgili bir şey. Interactive Brokers olmayan arkadaşlar için ilginç gelmeyebilir. Emir türleri var arkadaşlar. Direkt burada göstereyim. Örneğin herhangi bir hisseyi almak için. Emir türleri girebilirsiniz. Limit emri, limit stop limit emri, stop limit buy emri vesaire gibi. Sell emri, buy emri. Yani daha kapsamlı normal bankanın emir türlerinden daha kapsamlı emir türleri var. Evet. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Bu video daha çok Interactive Brokers'da hesabı olan kişiler içindi. Umarım size de ilginç gelmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay.